Merhaba. Bugün bah bahsedeceğimiz konuyu sonuna kadar dinlediğiniz takdirde yok artık, bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Ben de işte aynısını söylüyorum. Bu kadar da olmaz. İddia şu ki Atatürk döneminde çocuklara bira içirtiliyormuş. Hatta bizzat Atatürk tarafından kendi manevi kızı olan küçük ülkeye bira içirilmiş. Evet... Gerçekten de bu sözlere bakıp bir de ekranda olan görüntüleri gördüğünüzde bu fikre kapılmanız gayet normal. Ancak bu noktada ufak bir sıkıntı var. Bu resimlerdeki çocukların ellerindeki bira değil. Şark malt hülasası. E nasıl yani? O da neymiş? Basbayağı bira işte. Bizimi kandırıyorsun? Hayır sizi kandırmıyorum. Malt hülasası denilen içecek bir bira değil. Malt içeceğidir. Hatta özellikle çocuklara içirilirdi. Ayrıca hamile kadınlara ve bebeklere dahi içiriliyordu. Çünkü bu içeceğin besleyici özelliği vardı. Hamile kadın ve bebekler herhalde en hassas durumda olanlardı ki onlara dahi içirilen bu içeceğin ne kadar zararsız ve faydalı olduğunu tahmin edin. Bu sebepten iştahsızlık, halsizlik veya sık hastalanma gibi durumlarda bu içecek ilaç niyetine kullanılırdı. Hatta öyle ki bu içecek o dönemde eczanelerde satılmıştı. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Verdiğim emeklerin karşılığı olarak videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Devam etmek gerekirse kansızlık şikayetleri içinde kullanılan bu içecek özellikle bebek emziren anneler için tavsiye edilirdi. Çünkü süt arttırıcı özelliği de vardı. E peki neden bira şişesinde üretiliyor ki diye soracak olursanız da cevabı oldukça basit. Çünkü bira fabrikasında üretiliyordu. 1989'a kadar da Ankara ve İstanbul tekel fabrikalarında üretilmeye devam edilmiş. E, haliyle böyle bir durumda Atatürk Orman Çiftliği'nde bu içeceği içen çocukların fotoğraflarının olması gayet doğal. Nitekim Atatürk Orman Çiftliği'ne gelen ailelere bira e, yani büyüklere bira küçüklere de bu hülasadan ikram ediliyordu. Zaten dönemin gazetelerinde de faydaları ile birlikte çeşitli reklamları bulunmakta. Yani ortada çocuklara bira içirmek gibi bir durum olmadığı gibi aksine çocukların sağlığı için oldukça faydalı olacak bir içecek ikram ediliyordu. Bilmem artık bu iftirayı atanların yüzü bir miktar olsa da kızarır mı? tüm bu bilgileri bir kenara koyacak olursak bir zamanlar nasıl sigaranın sağlık için faydalı olduğu söyleniyorsa yine aynı şekilde biranın da bir çeşit faydaları olduğu söyleniyor ve içilmesi teşvik ediliyordu. Dolayısıyla bu tarihlerde çocuklara bira içirilmesi de gayet olan bir durumdu. Ancak tekrar altını çizmem gerekirse böyle bir durum yoktur. Peki hiç utanmadan, hiç sıkıntı duymadan böyle iftiraları nasıl atabiliyorlar? Bu iddianın arkasındakiler neye dayanarak, hangi bilgi birikimine güvenerek oturup da böyle ileri geri konuşabiliyorlar? Maalesef bunu ben de bilmiyorum, anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Cahil cesareti ve Atatürk düşmanlığını ortaya karıp karıştırınca böyle bir şey ortaya çıkıyor dersek herhalde oldukça doğru olacaktır. Şimdi durumu biraz daha ilginçleştirelim. Atatürk'ü çocuklara bira içiren, onların dini ve ahlaki köklerini sözde yıkan bir şeytan olarak tasvir edenler bu sözlerimi dikkatle dinlesinler. Sizce Türkiye'de ilk bira fabrikası ne zaman kurulmuştur? İster inanın, ister inanmayın, ister kabul edin, ister etmeyin. Türkiye'de ilk Bomonti Bira fabrikası 2. Abdülhamit zamanında Osmanlı'da kurulmuştur. Ayrıca Osmanlı'da içki de içilir, meyhaneye de gidilir, hatta içkiden vergi de alınırdı. E, tabii bu gayet normal, doğal bir şey. Bunda bir sakınca veya yanlışlık da yok yani ancak nedense Atatürk'e bu konuda iftira atan yobaz tayfası Osmanlı'daki bu durumdan hiç mi hiç bahsetmez duyamazsınız. Şimdi siz bu adamdan mı tarih öğreneceksiniz? Bu adam size öğretse öğretse tarihin nasıl yapılamayacağını öğretir. Yazı makinesi lakabıyla bilinen Osmanlı aydınlarından Ahmet Mithat Efendi Vah adlı kitabında bu bahsettiğim meyhaneleri anlatmış. Hadi ona bir kulak verelim. Galata ve Beyoğlu'nda Almanların küşat etmiş oldukları birahaneler hakkında Osmanlı beylerimizin, efendilerimizin rağbetleri pek fevkaladeydi. O zamanlar gitmiş olsaydınız, 4-5 şapkalı varsa 20-30 da fesli görürdünüz. Hele Galata'da, Voivoda civarında 15 numaralı Fogel birahanesi Osmanlıların en ziyade mazharı rağbet olmuştur. O derecelere kadar ki orada hizmet eden Alman karıları bile pek az bir müddet zarfında Türkçe öğrenmeye mecbur kalmışlardır. İçki şüphesiz ki hayatın içinde olan bir şey. İsteyen içer, isteyen içmez. Bu da beni, sizi asla ilgilendirmez. Ancak Atatürk'ü bu konuda vurmaya yeltenip bir de üzerine iftira atarsanız bu size aydın yapmaz aksine namussuz yapar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.